Bir anadan dünyaya gelen yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu. Görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi böyük, kimi böcek, kimi kul. Kimi böyük, kimi böcek, kimi kul. Merak edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden, nedenini sordun mu? İnsandan doğanlar insan olurlar, insandan doğanlar insan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelirler, hepsi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır sen bu sıra erdin mi? Ana haktır sen bu sıra erdin mi? Günaydınlar efendim. Konta ev ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir günden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz efendim. Türkü dolu güzel bir yolculuğumuz olacak. Bu yolculuğa ve türkülerimize eşlik etmek isteyenleri şöyle ekran başına davet ediyoruz. Keyifli bir gün olsun inşallah. Her günümüzü böyle keyifli geçsin istiyoruz efendim. Çok kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz. O güzel, muhteşem yorumundan, birbirinden güzel türküleri dinleyeceğiz. Müzisyen Kadir Demir abi bizimle birlikte. Hem Türkiye'ye dair böyle varsa hikayeleri paylaşalım. Türküyü anlatalım. Müziğin hayatımıza etkilerine birazcık değinmeye çalışalım. Tabii ki az sohbet, bol müzik istiyoruz efendim. Ve bu güzel sıradaki hazırlanmış olan türküleri sevdiklerinize armağan etmek istiyorsanız bizlere WhatsApp ve Bip iletişim hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyoruz efendim. Ve Kadir'e hemen hoş geldin diyorum. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Uzun bir zaman oldu görüşmeyeli. Neler yapıyorsun? Geçen bayramda en son bir program yapmıştık. Kesinlikle yapmıştı. Bir sene olmuşlar deyiz. Aynen, Alı Turnam'la beraber 45'lik mazide. Evet. Vallahi aynı müzik. Aynı zamanda ben çalışıyorum Tarım Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kuruluşunda. Zaten hafta içi onunla geçiyor. Rutin çalışmalar devam ediyor. Ama müziğe aynen. Ne ara vakit buluyorsun diye merak ediyoruz. Bu alanda da yoğun çalışıyor çünkü. Çok güzel adreslerde. Yani sevdikten sonra, istedikten sonra her türlü vakit bulunur. Ben öğle aralarında genelde, o ara saatlerinde çalışıyorum. Evet. Yani bağlama çalışıyorum. Çünkü bu sesinizi sürekli kullanmanız lazım. Parmaklarınızı sürekli kullanmanız lazım. Yani sürekli bir antrenman isteyen bir şey. Evet. Hani bıraktığınız anda bunun etkisini bir hafta içerisinde çok rahat görürsünüz yani. Hızlı bir şekilde unutuyor muyuz? Yani ya da yani, o pratiklik kayboluyor mu gerçekten? Tabii kesinlikle yani hani bir hafta söylemesem sesim kapanır. İstediğim türkü yani istediğim seviyede söyleyemem. O güven, özgüven kayboluyor. Kayboluyor. Hani futbolcularda diyorlar yani antrenman eksiği var. Doğru. Antrenman her yerde. O mantıkla yaptığımız her şey de öyle aslında. Hani bir hafta, iki hafta biraz süre ve ara verdiğiniz zaman ilk başladığınızda bir şeylik olur yani. O yüzden bu işlerle ilgileniyorsanız bence çalıştığınız alan hangi alansa her daim değil mi boşluk buldukça o konuyla ilgili mutlaka çalışmalar yani yapmanız gerekiyor ki üzerine hem güzel şeyler ekleyebilin, katabilin hem de unutulmasın, evet, tembelliğimiz olmasın efendim. Bu da önemli. Şimdi Kadir deyince aklımıza hemen tarzı çünkü öyle ve Neşet Ertaş aklımıza geliyor ve Neşet Ertaş'ın senin hayatına farklı bir yere sahip olduğunu da biliyorum ben. Evet. İlk defa bir genç olarak bu tarzı ya da onun yolundan giden bir gençle tanışmıştık. Evet. Biz bayağı oldu tanışalı ama çok güzel bir tarzın var aslında. Türkü deyince hani her tarzı mutlaka yorumluyorsun, okuyorsun ama yani.
Neşet Ertaş Türkleri senin için başka. Neden yani diye bir soralım. Şöyle ben Neşet Ertaş'ı tanıdığım zaman 13-14 yaşlarımdaydım. Böyle bir radyodan ses geliyor, teypten ses geliyor, işte türkü geliyor falan. Yani dinledim, çok hoşuma gitti. Sonra tekrar rica ettim, çaldırdım. Ondan sonra ya o kadar hoşuma gitti ki dedim bir insan nasıl böyle güzel söyleyebilir? Hangi türküydü İşte o türkü Haydar Haydar türküsüydü. Sonra Neşet Usta'nın olduğunu öğrendim. Onu da bilmiyorum. Söyleyen de kim onu da bilmiyorum. Küçüksün daha. Yani küçüğüm, çok ilk, yani evet. Daha önce dinlediğim oldu belki ilkokulda, işte Cahil Dünya falan yeni çıkmıştı o zamanlar. Onu hayal meyal hatırlıyorum. Ama böyle bir hani farkındalığım yoktu Neşet Ertaş'ın türküleri üzerine. Orada bir farkındalık başlayınca ben her akşam, o zaman biliyorsunuz internet kafeler çok yaygın çünkü evde bilgisayar yok. Kişisel telefonlarımız henüz piyasada yok. 2005-2006'lar. 2004-2005'ler. Gidiyordum her akşam türkü dinliyordum. Yani benim bütün akranlarım orada işte oyun oynarken oyun değil, bana oyun keyif vermiyordu. Orada işte yeni türküler, Acem Kızı işte ağzımı çektim. Yani böyle sürekli bir keşif hali gibi bir süreç vardı. O çok hoşuma gidiyordu. Akşamları gider internet kafede türkü dinlerdim. Bir süre sonra zaten dinleye dinleye artık saz çalmak istedim. İşte 16 yaşımda falan bir tane bağlama aldık. Öyle babamla beraber başladık. Ciddi mi? Baban da devam ediyor mu peki? Ailece? Yok, babam lisede bir çalmış bağlama. Çok hafif bir şeyi vardı, böyle bir temeli vardı. Beraber başladık, 2 yıl falan çaldı. O çok Sonra hevesini aldı. Sonra ben tabii devam ettim, çok sevdiğim için. Ama şöyle, ailede seninle birlikte bu işe ilgi duyan birinin olması çok güzel. Çünkü için, destekliyor evet. Bir taraftan tabii, da değil mi? Tabii. Harika. Şimdi çok güzel repertuar hazırladı tabii ki Kadir bizler için. Mihriban türküsü, Dilara, Kendim Ettim, Kendim Buldum, Acem Kızı dedin. Acaba hemen onu mu söylesek diye evet. Aklıma geliyor. Süremiz biraz kısa olacak sevgili izleyenlerimiz. O yüzden bu süreyi çok iyi bir şekilde değerlendirelim istiyorum. Gönlünden ne geçiyorsa onu söyleyelim. Hadi bakalım. Mihriban yapalım. Mihriban yapalım. Buyur. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban.
Tabiplerde ilaç yoktur yaramıma, aşk deyince ötesini arama, arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, sevdim mihriban. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, sevdim mihriban. Sağlık. Nasıl güzel hisli yazılmış, nasıl güzel de hisli yorumlanıyor efendim bu güzel türkü. Hepimiz çok seviyoruz. Hani bir yere gittiğimizde hadi bir türkü söylensin dediğimizde bence ilk aklımıza gelen türkülerden bir tanesiydi Mihriban. Kesinlikle. Bambaşka bir yere sahip çünkü. Hepimizde farklı farklı şeyleri anımsatıyor değil mi? Güzel anılar bırakıyor insanda. Şimdi şunu sormak istiyorum. Unutulmayan türküler dedik ya. Evet. Çok fazla unutulmayan türkü var. Çok kıymetli sanatçılarımız var. Bizlere çok güzel eserler bırakan isimler var. Hayatta olanlara selam olsun efendim. Göçüp gidenlere de rahmet olsun diyelim inşallah. Şimdi unutulmayan türküler deyince neyi ifade ediyor? Biz senden dinlemek istiyoruz ve senin için unutulmayan, benim için bambaşka bir yere sahip olan türkü şudur dediğin bir türkü var mıdır? Yani unutulmayan türkü deyince hani nesiller boyu çalınan. Yani bizim dedelerimizin dinlediği, ondan sonra babalarımıza gelen ve bizim hala dinlemeye devam ettiğimiz, belki bizim çocuklarımız, belki torunlarımızın dinleyeceği eserler benim aklıma geliyor. Hani şimdi bazen piyasada şey gereği, insanların fazla kitleye ulaşma kaygısıyla bazen sözlerde falan mesela şeyler yapılabiliyor. İşte müzikte bir bozulma hali olabiliyor ama bunlar zaten dönemsel. Yani bu türküleri biz dinliyoruz, ondan sonra unutulup gidiyor çoğu. Ama gerçekten yaşanılarak, hissedilerek yani bir olay üzerine, yaşanmışlık üzerine yazılan türküler, iyi bir sanatçı tarafından da icra ediliyorsa, sözler güzelse, unutulur mu hiç? O zaman işte unutamıyoruz yani. Unutulur mu? Hep bizde bir o şeyleri canlandırıyor. Gençliğimizde dinliyorsak mesela, işte 20 yıl sonra dinlediğimizde o ne anda nasıl bir psikolojiyle dinlediysek o şeyi, onları hala hissedebiliyoruz. Çünkü türkünün özü güzel yani. Aynen, orada anlatılanı anlamış ve özümsemişsek. Evet. Diğer taraftan biz hangi konuyla ya da durumumuzla bağdaştırmışsak o bizim için bambaşka bir yere sahip oluyor. Kesinlikle. Gerçekten de çok önemli. Benim şimdi unutamadığım türkü olarak demiştik. Unutamadığım tabii, bir buyur, türkü. Tabii buyur lütfen. Yani Haydar Haydar türküsü benim için çok, işte biraz önce dedim, hatta onu da inşallahız. Çünkü ilk Neşet Ertaş'ı tanıdığım türkü. Cahildim Dünya'nın türküsünü çok severim. Çünkü onun gerek sözleri gerek müziği bambaşka. Yani müzikte makam geçişleri çok çok zengin bir eser. Yani eşsiz bir eser. Ve sözleri de kıtalara baktığınız zaman, hani böyle bütünselliğe falan baktığınız zaman gerçekten farklı kelimeler kullanılmış. Tam öyle temaya uygun. Kesinlikle. Oturan ve çok beğendiğim bir eser. Harika. Şimdi bu arada yeni klibi var. Ondan da bahsetmek istiyorum efendim ilerleyen dakikalarda. Evet. Alaturnam çalışmaları nasıl gidiyor biraz değinelim istiyoruz. Tabii, ve selamlar tabii. Gönderelim inşallah. Çok güzel çalışmalar yapıyorsun çünkü. Sahne almaya devam ettiğin yerler nereler, bunu da duyuralım istiyorum. Türkü severler en azından, hani mutlaka müziği hepimiz seviyoruz ama türkü gecesi yapılan bir yere gitmek istiyorum dediğinizde belli adreslere gidebiliyorsunuz tabii, belki tabii, de değil tabii. mi? Bunlar da önemli efendim. Şimdi yine
zaman dar olduğu hı-hı. için ve çok türkü dinlemek evet. istediğimiz için Dilara diyelim mi? Tamam diyelim. Şimdi Dilara deyince de benim aklıma düğünler geliyor niyeyse. Düğünler de çok fazla yorumlanıyor. Evet. Düğün sezonu bol bol dinleyeceğiniz türkülerden bir tanesi efendim Dilara. Sabah sabah biraz uykumuz açılsın diye. Hadi buyurun. Çok Dilara eseri de çok güzel bir eser. Hani insanların diline dolanan Pelesenik işte sürekli olan, aynen evet. sürekli dinledikleri bir eser. Hareketli olması açısından. Haydi biraz uykuyu açma zamanı efendim. Evet. Dilara diyoruz. Biraz da sözlerinde ben ufak tefek değişiklikler yaptım. Bakalım. Ciddi mi? Hadi bakalım. Akşamlar sensiz geçmez Dilara, sabahlar sensiz olmaz Dilara. Akşamlar sensiz geçmez Dilara, sabahlar sensiz olmaz Dilara. Dilara gazel düştü bağlara, aleyna karlar yağdı dağlara. Dilayda neredesin benim güzel sevdiğim? Dilara gazel düştü bağlara, aleyna karlar yağdı dağlara. Dilayda neredesin benim güzel sevdiğim? Sensizim yaban elde Dilara, garibim buralarda Dilara. Sensizim yaban elde Dilara, garibim buralarda Dilara. Dilara gazel düştü bağlara, aleyna karlar yağdı dağlara. Dilayda neredesin benim güzel sevdiğim? Dilara gazel düştü bağlara, Dilara karlar yağdı dağlara. Dilara neredesin benim güzel sevdiğim? Evet. Biraz daha böyle ilginç. İsimleri eklemiş. Söylüyorum şimdi ne diyor ki diye dinledim şöyle kulak verince. Aleyna ve İlayda. Yani şöyle sahnede eklenmiş. Ben böyle çok tepki alınca birkaç deneme oldu. Çok güzel tepki alınca ben de öyle okumaya devam ettim. Yakışmış ama yani bütünlüğü bozmamışsın en azından. Bütünlük bozulmadı şey bir de. Hani insanların dikkatini çekiyor. Çünkü Dilara olarak biliyorlar sürekli. Böyle işte Aleyna İlayda eklenince kulak vermeye başlıyorlar yani. Şimdi şunu da soranlar oluyor mu? Acaba bu saymış olduğumuz isimlerin hepsi acaba hayatından var olan kişilerin isimleri midir diye. Yok, hiç soran olmadı. Belki akıllara gelebilir ama soran olmadı. Aynen böyle düşünebilir insanlar. Şimdi klibi biraz konuşmak istiyorum. O güzel klibi program sonunda sizlerle buluşturmak istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Kliple kapanışı yapalım inşallah. Çok sevdiğim, ilk kez yine o Allı Tırna çekimimizde yorumlamış olduğum geçen ve çok sene. Keyif aldığım türkülerden bir tanesi. Nasıl gelişti? Klip neden buna karar verildi? Yani şöyle bizim Temas Müzik adında bir grubumuz vardı. Orada doktorlar, mühendisler, arkadaşlar 7-8 kişi. Evet, bir grubumuz devam ediyor muyuz hala? Yok şu anda tayini falan çıkan arkadaşlarımız oldu. Onlar işte gidince yani öyle bir şey oldu. Şimdi orada biz çalmaya başlamadık. İşte provalarımızı Sile'de yapıyorduk. Sile Elis Kafe'de. Evet. İşte Serap orada... Hanım'a selam olsun buradan. Aynen, çok selamlar. Güzel bir atmosfer Yakup var. Bey, selam Serap Hanım. Şimdi orada provalarımızı yaparken insanlar da dinlemeye geliyor falan. Hı hı. Bu Emmi dedi parçasını, Bir Kız Bana Emmi dedi parçasını çaldıkça insanlar böyle daha coşkulu bir şekilde işte bir sonraki geldiklerinde yine eser istiyorlar falan. Sonra işte ben sahne almaya başladım. 45'lik mazide işte o geçen programımızı evet. çektiğimiz yerde. Orada da bu eseri işte son türkü olarak belirlemiştim. Son şeyde çalıyordum. Yani herkesin çok hoşuna gidiyor. Yani 15-20 tane türkü çalıyorum sahne boyunca. Belki daha fazla. Ama herkes geldiğinde İlla bir sonraki gel illa bu, işte bu Emmi dedi var ya işte onu çal falan böyle bu şeyle. Onu istiyorlardı.
Ben de hani dedim, insanlar da bu kadar güzel etki bırakan bir eser. Benim seslendirmem gerekiyor diye. Aynı zamanda klip çekimi falan. İşte Ali Ercan var. Bu hani Medine'ye varamadım falan söyler ya. O eskiden türkü söylermiş, yani saz çalarmış. Ona ait bir şarkı. Ona ait bir eser. Hani karnı büyük koca dünya, işte öyle bir türküsü de var. Yani böyle meşhur türküler var. Ali Ercan şu anda 92-93 yaşında. Bence, evet. Tabii tabii. 92-93 yaşında. Sonra ben ondan telifini istedim işte. Kendisi ilgilenmiyordu, artık çocuklar ilgileniyor. Telifini aldıktan sonra stüdyo kaydına girdik. Stüdyo kaydını tamamladık. Sonra da işte benim hayalimde, yani daha öncesinde canlanmıştı. Nasıl çekeceğim işte, hareketli otobüs önünde hareket ediyoruz. İçerisinde çekimler böyle canlanmıştı. Bu süreci biraz işte böyle sistematik olarak onu yazdım. Senaryo tarzında. Harika. Yani ufak tefek ekleme yaptık ama onun dışında sadık kaldık şeye. İşte otobüs de aklımda canlanıyordu. Serhat Bey'le görüştüm, bu Serhat Ulaşkan. İstanbul'da bu Allı Turnam otobüsünün sahibi. Sahibi. Yine selam olsun şu an selamlar bizi izleyebiliyorsa tabii ki. Evet, Bir Bozlak Hikayesi diye bir sayfası var. Orada da çok sever bu işlerle, çok uğraşmayı seviyor. Onunla iletişime geçtim. İşte böyle bir benim projem var, düşüncem var. O da kabul etti, öyle. Buluştunuz buluştuk. Tekrar. Ankara'da buluştuk. Çekimlerimizi yaptık. Kısa sürede de çok yüksek izlenmelere ulaştı, yani gerek Instagram'da gerek YouTube'da. İki hafta falan oldu. Hani hayırlı olsun. Ciddi. Çok sağ olun. Çok doğru bir seçim olmuş bence. O türküyü dinleyen herkes bir kez daha mutlaka dinleyecektir, emin olun. Şimdi ben repertuarımıza bakıyorum da neyle devam edelim diye. Haydar Haydar mı diyelim, kendim ettim kendim buldum mu diyelim? Haydar Haydar diyelim hadi. Haydar Haydar diyelim. Hadi bakalım. Sonrasında da güzel bir hikaye dinlemek istiyorum ben Kadir'den. Türkülerin her birinin çok güzel hikayeleri var. Bunları araştırdığınızda mutlaka ulaşabilirsiniz. Ama bazıları öyle güzel anlatılınca öyle güzel etkiliyor ki bizleri. İşte o güzel bir türkünün hikayesini Kadir'den dinleyelim istiyoruz efendim. Şimdi Haydar. Buyurunuz. Ben melamet hırkası, kendim giydim eğimi. Arınamaz şişesini taşa çaldım kime ne? Ah Haydar Haydar, taşa çaldım kime ne? Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Ah Haydar Haydar, seyreder alem beni. (Gülüyor)
Sofular haram demişler, bu aşkın bahtesine. Ben doldurur beni içeri, günah benim kime ne? Ah Haydar Haydar, günah benim kime ne? Nesimi'ye sormuşlar, yarın ile hoş musun? Hoş olayım olmayayım, o yar benim kime ne? Ah Haydar Haydar, o yar benim kime ne? O kadar duygulandırdın ki içimiz şöyle bir ürperdi. Hasret, özlem çeken kim varsa bence gözyaşlarına da hakim olamadı diye düşünüyorum ben. Gelen güzel mesajlarımız var. Demişler ki efendim günaydın, iyi yayınlar. Kadir kardeşimi yıllar öncesinde çektiği bağlama videolarından tanıyorum ve takip ediyorum. Türk yolunda çok başarılı adımlarla ilerliyor. Bu yolda ona başarılar diliyorum. Böyle güzel programlar yaptığınız için ve genç kuşak sanatçılarımıza her zaman destek olduğunuz için Simge Hanım, sizlere de çok teşekkür ediyoruz demiş efendim. Selamlar, saygılar bizden de sizlere, Ramazan Sadıç Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. O güzel şiirlerinizi yorumlamak için de sizleri buraya bekliyoruz inşallah efendim en kısa sürede. Ve senin için bence çok önemli bir kişiden güzel bir mesaj geldi. Hayırlı yayınlar demişler efendim. Canım oğlum, yolun açık olsun inşallah. Başarılarının devamını diliyorum. Seni çok seviyoruz, keyifle izliyoruz demiş anne. Ya işte herkesin annesi çok iyi, değerli. Ya, işte benim annem de çok kıymetli benim tabii için. Tabii ki annelerin yeri bambaşkadır. Selam olsun. Gurur duyun çocuğunuzla. Ne kadar güzel. Bir taraftan işini yapıyor, bir taraftan sevdiği işi yapıyor. Bence bu çok önemli değil mi? Tabii, yani tabii, şimdi sınav sürecini de geçirdik ya. Evet. Çocuklarımız İnşallah gönüllerinden geçen yerler tutsun, okuyabilsinler ama ola ki istediğimiz yer gelmedi ama zaman kaybetmek istemiyorum. O yüzden de ben bir tercih yapmak zorundayım. Yine de ikinci tercih neyse onunla devam edeyim deyip ama içinde bir ukde kalmışsa işte sanatsal yönlerini geliştirmek, yine devam ettirmek önemlidir değil mi? Evet, mutlaka. Yani şöyle oluyor genelde sanatçıların bu yaşadığı bir şey, kader, yani kader gibi. Şimdi çok gelir kapısı biraz belirsiz olduğu için. Evet, evet. Gelir çok belirsiz. Yani bugün sahneniz var, belki iptal oldu. O mekan kapanır. Yani başka birini tercih ederler. Siz iş bulamazsınız. Sonuçta ödemeniz gereken, hayatınızı yaşamanız gereken, geçindirmeniz gereken şeyler Tabii var. Tabii ki. Şimdi öyle olunca genelde sanatla uğraşan insanların sanat ikinci iş, ek işi oluyor yani. Hani çoğunluk ikinci benim gördüğüm ikinci mecbur çünkü ana kalemde bir kazanması gereken bir miktar, hani sabit bir gelir olması gerekiyor. Ekstralar genelde akşam yapılıyor. Hani siz dediniz ya, siz nereden zaman buluyorsunuz? Yani genelde benim işte işimden sonra böyle sanatla, işte müzikle, sazla, bağlamayla uğraşmaya çalışıyorum. Harika. O yüzden sanatçıların biraz yaşadığı bir problem mi diyeyim, nasıl diyeyim, bir kader gibi artık. Kader bir gibi. Çoğunun ikinci mesleği. Tutturabileni çok güzel devam ediyor ama senin bu yolda, bu alanda hayalin, hedefin var mı? Neler yapmak istiyorsun? Yani benim aslında büyük bir hedefim var ama çok bu biraz büyük gelebilir hedef olarak. Çünkü ben yurt dışında okumuştum. Geçen programda görüştük. Hollanda'da ben yüksek lisans yaptım. Evet. Orada yaptığım dönemde hani bağlama çalarken insanlar merak duyuyordu. Hani böyle Almanlı, işte İranlısı, yani bu nasıl bir enstrüman?
İşte bir de kapağına vuruyorum ya mesela. Evet. Bu normalde doğal farklı. Değil. Tarzı farklı. Yani burada ikinci bir enstrüman gibi. Hani ritim tutuyorsun aslında. Bir yanında sanki darbuka var gibi bir etki yapıyor. Şimdi bunu tek parça, sen tek başına yaptığın zaman insanlar şunu soruyor da, yani sen bir çalıyorsun ama bir ses geliyor. Böyle o bir, nereden o çıkıyor? Kim onu kim yani, hani onu kim çalıyor falan gibisinden. Merak duyuyorlardı böyle türkülere, şeylere. Hani benim düşüncem bu daha yaygın hale gelebilir yani. Sadece kendi içerimizde değil de, Türkiye'de değil, belki Avrupa'da falan ya da dünyanın çeşitli bölgelerinde bu türküler hani daha çok insana ulaşabilir. Daha çok insanın, çünkü ya binlerce yıllık gelen bir kültürün, evet, bir duygunun, işte yaşanmışlığın sonunda süzülen şeyler bu türküler. İşte Neşet Ertaş mesela, diyelim bir Karacaoğlan'dan gelen şiir 400-500 yıllık. Onun yaşadığı dönemdeki şeyleri ifade ediyor. En az 400-500 yıl. Gençlik artık bu türküleri hani önemseyen, eskilerin değerini, kıymetini bilen, evet, bir nesil de var, bir grup da var. Ama çok fazla önemsemeyen, dinlemeyen, asla benim tarzım demeyen bir kesim de var. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz ama bu eserler çok kıymetli eserler. Çünkü hani geride ne bırakırsanız öyle anılırsınız diyoruz ya, iyi eserler bırakmak, iyi çalışmalar bırakmak, iyi anılmak hepimiz için gurur verici bir şey olacak tabii, evet, ki. Hani unutulmayan türküler demiştik, neyi anımsatıyor? Yıllarca, nesillerce aktarılabilmişse, bu bir kültür aslında değil mi? Tabii. Türkü kültürü. Ve önemli isimlerimizi hiçbir zaman unutmuyorum. Onların güzel eserlerini, biri olur, ikisi olur, üçü olur, duyurmaya, söylemeye devam edelim. Çünkü yeniler böyle hani çok saman alevi gibi hemen parlıyor ve sönüyor falan ya yani. Evet. Bu da üzüyor aslında. Herkesin emeği var her alanda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ama lütfen nostalji kısmını asla unutmayalım ve onları yaşatmaya da devam edelim. Evet. Şimdi hareketli bir türkü mü yapsak ki? Olur. Ama bir hikaye dinleyecektik. Hadi dinleyelim de onu söyleyelim. Şimdi bir türk, yani sıradaki türkümüz çok güzel bir, çok güzel bir eser. Bu şöyle bir hikayesi var. Şimdi Neşet Ertaş Almanya'ya plak kaydı ve konser için gidiyor. İşte plak şirketiyle falan beraber gidiyorlar. İki araç gidiyorlar. Orada işlerini hallettikten sonra dönüş yolunda bunlar iki araç tekrar geliyorlar. Bir plak şirketi önden gelmiş. Kendisi de arkadan takip ediyor, bir yerde kaybediyor falan izlerini. Çatal bir yola işte, buraya mı gitse buraya mı, yanlış yola gidiyorlar falan. Orada da yağışlı havada bir kaza geçiriyor Arnavutluk üzerinde. Şimdi bu kaza geçiriyor, tabii ehliyeti falan yok o dönemde, iletişim imkanları yok. Ne oluyor? 3 aylık bir hapis cezası alıyor. Arnavutluk'ta hapishanede 3 ay boyunca bir hapis cezası alıyor, orada yatıyor. Bu süre içerisinde konsolosluğa ulaşamamış. Türkiye'den kimseye ulaşamıyor. Tabii kağıt yok, kalem yok. Ve bu sigara kağıtlarını, jelatinlerin arkasına, beyaz tarafına kibrit çöpünün isiyle, bu şeyle yazıyor. Bu bir eser yazmış, kalem almış. Tabii ana hasreti. Bu eser daha çok kadınlara, yani sevdiği bir kadına yazdığı bir eser olarak biliniyor ama annesini çok küçük yaşta kaybettiği için onun hasretiyle ona yazmış. Ve eserimiz Neredesin sen? Hani burada diyor ya işte, şu garip halimden bilen. İşbe bunu işveli, işte işve mesela değil. Hani doğrusu şive. Şive. Çünkü işve olduğu zaman hani bir kadın, evet, gibi ama evet, şive gibi olduğu zaman annesine yazdığı daha çok orada belli oluyor. Oluyor. Aynen. Orijinali şivedir, genelde işve diye. Hep okunuyor. Öyle okunduğu aynen, için aynen. Öyle akıllarda kalmış çünkü, doğru evet, söylüyorsun. O yanlış. Yani hikayesini bildikten sonra daha eserin de o sözlerine de hani şey yapabiliyorsunuz, anlam yükleyebiliyorsunuz yani. İşte herkes kafasında bir şey oturtuyor yani, aynen, bir hikaye aynen yazıyor. Aslını öğrendiğinizde daha iyi anlıyorsunuz ve dinlediğinizde daha çok keyif almaya başlıyorsunuz. Şimdi Neredesin Sen türküsünü dinleyelim. Hemen ara vermeden ardından da Bağ Gel Bostan'a Gel diyelim. Sonrasında artık veda zamanı herhalde yaklaşmış olacak sevgili izleyenlerimiz. Söz sende. Tamamdır. Thank you.
Şu garip halimden bilen şiveli nazlı, gönlüm hep seni arıyor neredesin sen. Tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen. Tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen. Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor, hiçbir tabip şu yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor, gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor, gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen, neredesin sen. Hemen bağ bağlıyoruz zaman oyunumuzu. Bağ gel Bostan'a gel de devam edelim efendim. Evet. İnsanoğlu yaşar mı vay 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 yandım. Kalsa nefesten ayrı leylim, 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 leylim. Gibi vay 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 yandım, gülünü dermiş gibi leylim, 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 leylim. Geç buldum tez yitirdim vay 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 yandım, oldum düş görmüş gibi leylim, 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 leylim. Bağlanar
yarsız olur mu? Gönül yarsız olur mu? Balal narsız olur mu? Gönül yarsız olur mu? Ben eyledim sen etme vay 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 yandım. Kol kusursuz olur mu Leylim Leylim Leylim? Kol kusursuz olur mu Leylim 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 Leylim? Şimdi sanırım baban yazmış mesajı. Merhabalar, hayırlı günler diliyorum Simge Hanım. Güzel bir bahar gününde evlerimize neşe getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz sevgili oğluma başarılar diliyorum demiş efendim. İyi ki varsınız. Canım, teşekkür ediyorum. En büyük destekçi sizsiniz bence. Tabii ki çevrede mutlaka destekleyenler var yani, değil mi? Evet. Bunlar gerçekten motivasyon bence, her yaptığımız işte çok önemli. Bir kere Türkiye hayatımızın her yerinde var. Beşikten mezara kadar diyebiliriz. Yani, niye? Evet. Çünkü doğuyoruz. Annelerimiz bizi uyutmak için dilini söylüyorlar. Bunların her biri birer türkü. Efendim, yaşam boyunca ilerlerken işte evdeyiz, belki birkaç yaşındayız. Hep kulağımızda onlar var oldular ya, değil mi? Oturdular çünkü. İşte iş yaparken mırıldanıyorlar. Neyi söylüyorlar? Türkü söylüyorlar. Türkü hep bizimle var oldu, var olmaya da devam edecek inşallah. Son dakikalar işareti geldi efendim. Son olarak uzatmaları mı oynuyoruz? Uzatmaları oynuyoruz aynen. Son olarak neler söylemek istersin? Hem çalışmalarınla ilgili hem türkü anlamında türkü severlere. Yani teşekkür ediyorum yine sizinle buluşmaya. Ama tadı damağımıza kaldı. Yılda bir böyle bir iki yapıyoruz, güzel oluyor. Benim için de bir etkinlik oluyor. Sizler için de yani insanlara çünkü merak edebiliyorlar bazen işte hani. Nerede canlı müzik alıyorsun, biz de dinleyelim falan. Lütfen. Hani bu ulaşmak açısından insanlara güzel, biz de elimizden geldiğince çalıp söylemeye çalışıyoruz. Tabii yani sevmek dedim yani, bu türküyü sevmek. Yani ben o 13-14 yaşımda işte başladım. Yaklaşık 20 seneye yaklaştı. Hani orada bir başladım bu türkü yolculuğuna. Daha sonra daha da böyle daraltarak, mesela daha önceden farklı türküler de şey yapıyordum. Ama Neşet Ertaş tekniğine daha çok yoğunlaştım. Çünkü onun açtığı yol, o bağlama yolu çok zaten derya deniz yani. O yaptığı çok bağlamada da yaptığı ama, teknikler, teknikler, hareketler. Yani bunları bir çözümlemek bile, onları uygulamak gerçekten emek isteyen, zaman alan şeyler. Okuma tekniği açısından aynı şekilde bu yani çok gelişmiş bir teknikle usta bunları icra ediyor. Tabii bunlarla yani sadece Neşet Ertaş tekniğine bile odaklanmak, insanın neredeyse bir ömür boyu bununla uğraşabilirsiniz yani. Derinleşebilirsiniz bu alanı. Çünkü ucu bucağı olmayan bir şey. Hani o yüzden bu yolda devam ediyoruz. Yine inşallah programlarımız türkü severlerle de buluşmaya devam ediyor tabii ki. Takipte kalın efendim. Instagram sayfasını takip edebilirsiniz Kadir'in. Çok güzel çalışmalarını orada yorumları bulabilirsiniz. YouTube'da. Çok teşekkür ediyorum. Tadı damağımızda kaldı dedik. İnşallah en kısa zamanda geride kalan repertuarımızdaki türküleri inşallah dinlemeye de devam edelim istiyoruz efendim. Ben son olarak buradan aileme çok teşekkür ediyorum. Yani nasıl söyleyeyim, herkes gider onlara kalır yani. Tabii. Herkes arkanızdan bir şey, içinde bir kötülük şeylik düşünebilir, kıskançlık falan olur başka insanların diyorum hani. Olabilir ama annenizin babanızın böyle çok şöyle şeylerle ki. Olamaz yani. Evet. Onlar sizi saf sevgiyle, aynı şekilde çocuklar da belki annelerini babalarını saf sevgiyle seviyor. O yüzden sürekli bana destek oldular, her zaman yanındaydılar. Onlara ayrı bir teşekkür sizlerin huzurunda etmek istiyorum yani. İyi diğer, ki varlar. Diğer kişiler için de, diğer insanlar için de yani aile gerçekten çok önemli bir kavram. İnşallah onlara layık olabiliriz diyorum. İnşallah herkes ailesinin kıymetini bilsin diyelim yani. Efendim. Sona geldik sevgili izleyenlerimiz. Şimdi o güzel klibini hep birlikte izleyelim istiyoruz. Olur, çok güzel olur. Türkümüz neydi efendim? Bir kız bana emmi dedi. Bir kız bana emmi dedi. Bir dinleyin, dikkatlice dinleyelim. O kadar keyifli, o kadar güzel sözleri de sahip ki. Efendim bugünlük bizlerden bu kadar diyoruz. Yarın yine aynı saatimizde tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Emeği geçen herkese ve sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Hoşça kalın. Bir kız bana emmi dedin öreyim. Bir kız bana emmi dedin öreyim.
kocama sanırdım. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. Ben gönlümü hiç kocama sanırdım. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. Suç erken evlenen anama buldum. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. Suç erken evlenen anama buldum. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. Yaklaştı yanıma bir de bağırdı. Sanki benim kulaklarım sardı. Yaklaştı yanıma bir de bağırdı. Sanki benim kulaklarım sardı. Ne var sanki saçım eci kardı. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. Ne var sanki saçım eci kardı. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. Coşkun sel gibiyim durmaz akarım. Gülüm sana gözüm gibi bakarım. Coşkun sel gibiyim durmaz akarım. Gülüm sana gözüm gibi bakarım. İnanırsan anadan doğma bekarım. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. İnanırsan anadan doğma bekarım. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. Bir kız bana emmi dedin örüyüm. Kaptan! Buyur birader.